Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Ateş ve Suyun ikinci bölümünü yapacağım. Arkadaşlar, bugünden sonra daha fazla video yüklemeye başlayacağım. Yani haftada 2, 3, 4 video olacak artık. Şimdi Ateş ve Suyu yapmıştık. Ben şunları birazcık daha düzelttim. Ayrıyeten şurada resim duruyor. Buradan bakacağım. Şimdi arkadaşlar, kodlara bir bakalım. Öncelikle şunu kaydedeceğim. Evet, kaydoldum. Şimdi arkadaşlar, şunu sileyim, menü demeyelim buna. Tamam. Arkadaşlar, çok fazla konuşmayacağım, direkt geçeceğim çünkü video çok uzun oluyor konuştuğum zaman. Bir anda akıp gidiyor her şey. Şimdi öncelikle toprak ve havayı yapayım. Toprak. Şimdi aklımda da çok fazla bir şey yok yani. Evet. Tamam, aklımda bir şeyler oluşmaya başladı arkadaşlar. Bu videodan sonraki videom arkadaşlar Roblox Studio olacak. Yeni bulduğum bir uygulama. Roblox'ta oyunları yapmaya yarıyor. Kendi oyunumuzu oynamaya yarıyor. Kuyumcu hesabından bir iki oyun yaptım arkadaşlar test için. Bilişim ve Benim Dünyam hesabından da yapacağım devamlarını. Şimdi şöyle bir şapka oldu. Evet, aklımda bir şeyler var. Evet. Evet, gözleri yaptım. Şimdi direkt şu ağzı kopyalayacağım ben. Yani şu kafası yaptım. Kafasına da bir tane toka olarak ağaç yapalım. Ya da bir bitki. Evet. Arkadaşlar, videosu da çekeceğim. Aynen bu videonun editini yapacağım hatta. Şimdi bunu ön katmana getirip. Video editte arkadaşlar baya güzel bir program. Ücretli, ancak biz ücretsiz olarak kullanıyoruz. Şöyle. Tamam. Kafasını yaptım. Şimdi vücudu zaten hepsinin aynı olacak arkadaşlar. Direkt kopyala yapıştır. Evet, bu biraz çocuk toprak olacak arkadaşlar. Özel güçlerden bahsedeyim. Mesela arkadaşlar, bir parkurdan geçemiyoruz. Toprağın özel gücü dolduğunda E'ye basacak mesela. Oradan mesela toprak kalkacak, buraya yol yapacak, oradan geçeceğiz. Şimdi toprak yaptım. Şimdi şuradan hemen havayı yapalım. Arkadaşlar, toprak yaptığımda böyle şapka olayı daha şimdi aklıma geldi. Daha önce planlamadım.
Buradan şimdi bakmama hiç gerek yok çünkü kendi kafamdan. Şimdi ben bunu mavi yapacağım. Arasına beyaz ekleyeceğim böyle. Şöyle. Arkadaşlar. Şimşek yapmaya çalışıyorum. Nasıldı ki? Heh. Şöyle. Tamam. Şunun taslağını azaltalım arkadaşlar. Şimdi CTRL-C, CTRL-V. Ya kopyalandı mı? Yok. Bir dakika ya bu. CTRL-C, CTRL-V. Heh. Şimdi oldu. Az önce bastım olmadı da. Şöyle. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Şu ana kadar yazan oldu mu bilmiyorum çünkü bakmadım. Biraz süre veriyorum size. Bakacağım sonrasında. Çünkü şöyle, ha yok bir dakika. İlk önce şöyle silgiyle. Adınızı, soyadınızı arkadaşlar. Bir de fikirde bulunanların sonunda böyle ismi görünecek. Evet. Şimdi şunları birleştireceğim ve büyüteceğim. Şunu silelim ilk bununla bir oynayalım. Bir dakika burada. Şimdi arkadaşlar şu ağzı kopyalayarak hem ağız yapacağım. Nerede? Alta in. Hem ağız yapacağım. Hem de şöyle. Kaş mı yapsam? Yok ya. Kaşa gerek yok. Şimdi logodan bir dakika. Böyle shift'e basılı. Arkadaşlar Scratch'in sayfasından kullanıyorum çünkü burada daha güzel özellikler var yani ortasına koyma etme falan. Şimdi ben bunu aldım. Birazcık şöyle küçülteceğim. Şunu açık gri yapacağım. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar şimdi vücudunu kopyalayacağım. Evet. Şimdi kodlara geçelim arkadaşlar. Şimdi kaydediyorum ben bunu. Tabii ki de. İsim kaydolmamış. Birazcık şey olduğu için olabilir. Şimdi arkadaşlar bir önceki bölümde yapamadığım şeyi yapacağım. Başla dedim buna. Şimdik. Yok bir dakika şöyle. Heh. Ona 0 0 diyeceğim.
Dün videoyu izledim arkadaşlar, kendi videomu. Anladım hatamı. Şunu ilk öncelikle yüz yapacağız. Hayalet etkisini. Görünmeyecek yani. Değil mi? Evet, görünmeyecek. Tabii gösterecek. Onu da yapalım. Ön katman diyelim şuna. Şunu ilk başta ya da sona koymamızın bir önemi yok arkadaşlar. Sırasının. Şimdik. Şuradan başla haberini aldığımda diyorum. 5 kere tekrarla diyorum. 20-20. Arttırmayacak, azaltacak arkadaşlar. Bir önceki videomda azaltmıştım yanlışlıkla. Evet, gördüğünüz gibi. Tabi bu çok hızlı oldu. Ben bunu arasına böyle saniye ekleyeceğim. Böyle 0,1 diyeyim. Yani çok saçma bir sayı var bu arada. 0,1,5. Böyle bir sayı var arkadaşlar. Ama Scratch'e özel. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdik. Oyunun başlama şeyi bu. Ondan sonra da başka bir haber salsın. Başlığı haberi değil de başlığı ya da aynen başlığı yor haberini salsın. Evet. Şimdi arkadaşlar başlıyor haberini saldığımda şunları da tabii ki de tıklandığında gizleyecek. Hepsine şöyle direkt koyalım. Şimdi bunların sahnesini yapalım. Şunun rengi değişmeyecek arkadaşlar. Şimdi sahnesi bunların nasıl olacak? Şöyle güzel bir ortam yapalım karakterlerimiz için. Sahneyi yaptıktan sonra arkadaşlar Türkçe İngilizce desteğini yapacağım hemen. Şunu 0-0'a gönderiyorum. Evet, içine. Taşlar, kayalar, böcükler. Tabii böyle olmayacak. Tam böyle. Sonra şunu büyütüyoruz. Bakayım, daha değil. Şöyle aynen. Bunları nereden öğrendin diye soranlar olabilir arkadaşlar. Kendi hayal gücüme doğru arkadaşlar yani. Bir yerden öğrenmemize gerek yok. Mantığımız, algoritmamız birazcık iyi olması gerekiyor. Kodlar tabii ki de algoritma. Karakterleri arkadaşlar sadece hayal gücü yani. Şu aklıma mesela daha yeni geldi. 13 dakika olmuş şimdiden. Nasıl? Ben ayarlayamıyorum arkadaşlar saati. Gerçekten. Şöyle tamam. Zemini yaptım. Şimdi zemini ben böyle yaptım. Üstüne bir de şöyle bir şey alıyorum. Evet, gördüğünüz gibi güzel bir alan elde ettik. Hatta dağ gibi olmasını istiyorsanız. Şöyle yapabilirsiniz. Buna da yine tıklandığında gizli komutunu veriyorum arkadaşlar. Evet, tıklandığında hepsi gizleniyor. Şimdi arkadaşlar tabii video editten bir şeyler koyacağım ben. Onun da videosunu çekeceğim. Şimdi Türkçe İngilizce desteğini yapalım. Onun için de bir tuş ayarlıyorum. Hemen.
Şöyle hepsini kopyalamışım. Tamam. Şimdi şuna isim verelim. Tabii hepsine. Diyelim ki başla butonu. Mesela şuna kale diyelim. Logo falan, toprak hava, ekran. Ekran. Şuna zemin diyelim. Şuna da dil desteği diyelim. Şimdi ikisini de siliyorum arkadaşlar. Size aynı zamanda nasıl yaptığımı da göstereyim. Şimdi bir dakika ya, ben bunun kopyasını tamam, baştan butonu değil de şuna desteği. Evet. Diyorum ki şuraya dil yazıyorum. Hepsi, ha yok, hepsi büyük harf olacak. Tamam, dil yazıyorum arkadaşlar. Bakın ilki siyah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şunu en ortaya koyuyorum. İlki siyah. Yok, bu en ortada değil. Şöyle azıcık kenarda. Sonra kopyasını yapıyorum. Şöyle koyup asıl rengimizi yaptığımızda böyle oluyoruz zaten arkadaşlar. İkisini birleştirip şöyle en ortaya koydum. Şimdik tabi tıklananla başlayı değil. Sonra konumu farklı bu dilin. Tabii ki de x'i 0 olacak. Y'si 65. Eksi 65. Arkadaşlar ayrıntılı bilgi için Secret sayfama girebilirsiniz. Bu kukla tıklandığında diyorum. Yeniden bir haber salıyorum arkadaşlar. Dil. Dil haberi salsın. Dil haberini saldığında karşımıza diyelim dil ekranı diyelim şuna da. Ve kare bir ekran. Tam 0-0'da duracak. Sadece iki seçenek yapacağım ben, Türkçe ve İngilizce. Belki Arapça falan da yapabilirim yani. Müslümanlara özel. Şöyle. Hatta siz arkadaşlar videoda ben kısa olsun diye sadece İngilizce ve Türkçe yapacağım. Video uzun olabilir. Bundan sonraki videolar bayağı uzun olacak arkadaşlar. O yüzden ben çok fazla uzun olmasını ve sizin canınızın sıkılmasını istemiyorum. Şu an bayağı 18 dakika olmuş. 20 dakika. 20 olduğunda bırakırım. Şimdi siyahla yazıyorum ki. Bir dakika, küçük harf. Ha bir dakika, İngilizce değil. Tabii ki de İngilizcesine. English. Yani. Şimdi şöyle. Videolar arkadaşlar. Sadece videolarda çekeceğim. Meraklanmayın arkadaşlar. Bir dakika, şunu mavi yapacağız. Koyu mavi. Şöyle. Sadece videolarda çekeceğim arkadaşlar. Scratch'te video olmadığı zamanlar çekmeyeceğim. Türkçe diyeyim.
Evet. İngilizce, Türkçe. Tabii ben bunu şimdi böyle yapmayacaktım aslında arkadaşlar. Bakın. Bu bir şey. Kopyalayayım. Diyelim ki ben direkt şuna kısaca ING diyeceğim. ING düğme. Şuna da yapıştıracağım. Arkadaşlar bu zamanlarda Türkçemize özen gösterelim. İngilizce konuşmayalım. Çünkü koronaya karşı bu da bir önlem. Şuna da türdü diyeceğim. Direkt kısaltmayla yazıyorum. Şunları o yüzden silelim. Silelim. Bu arada İngilizce düğmesi nerede? He, buradaymış. Ha. Şimdi şu diyorum ki arkadaşlar tıklandığında gizle. Gizle buradaydı. Tıklandığında gizle. Dil haberini aldığımda göster. Ve ön katmanına git. 00'a git diyeceğim aynı zamanda da. Şunlara da evet böyle olmasını hiç sevmiyorum. Onun için şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet şöyle İngilizce düğmesini de koyduk. Tıklandığında gizle. Tam şurada duracak. X'i 0 olacak. Y'si arkadaşlar 40. 3 değil de 40 olacak. 20 dakikayı geçiyor. Hemen bunu yapıp bırakacağım. Video uzun oldu birazcık. Hatta ne birazcık arkadaşlar. Bayağı uzun oldu. Hiç sevmiyorum ya. Şöyle, şöyle. Bu da 30. Oldu mu hemen bakıyorum. Olmamış. O zaman buna ön katmanını koymayacağız arkadaşlar. Neden ikisi de aynı konuma gitti? Bir dakika. Türkçeyi şöyle koyalım. 29. İngilizce 40. O zaman şuna 29. Ha eksi. Allah'ım ya. Evet. Şu an arkadaşlar tıklamayı daha sonra yapacağım. Şuna şey diyeyim yine. Evet. Oy, gerçekten yoruldum arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bu sefer farklı dedim arkadaşlar. Evet. Bay bay.